bir ürüne buluşabilir. Bir şey bulunur. Uygun olanı, doğru olanı, doğru arazi uygulayıp üreticilerimiz daha fazla kazansın istiyoruz. Biz tecrübelerimizi, ziraat mühendislerimizin tecrübelerini çiftçilerimize açmak, onları faydalandırmak istiyoruz. Şimdi bu ürün çeşitliliği konusunda nasıl bakıyorsunuz? Ben bu konuda mesela çok heyecanlıyım sanırım. Bir ara Kale'de tutmuştu, hala devam ediyor. Doğan Yol'a kaydı. Şimdi Doğanşehir'de de var bir çilek mesela. Yani Kuluncak'tan domates üretimi haberi geliyor. Evet. Ama çok ciddi geliyor değil mi? Tabii. O kaç yıl oluyor? 3-4 senedir mi tuttu? O 5 yıl önce başladılar. O dönemki ilçe müdürümüzün Orta Doğu'ya ihraç ediyorlar. Evet, şu an ihraç ediyorlar. Ulusal basına da çıktı biliyorsunuz. Evet. Kale'deki ve Doğan Yol'daki çilekten bahsedeyim. Aynı zamanda Arapya'da bir üreticimiz var. Şimdi çilek, ben ziraat mühendisi değilim ama arkadaşlarımızdan aldığı bilgileri burada paylaşabilirim. Çilek üretimi çok kolay olan, yani çok seçici olmayan bir ürün. Arsız dediğimiz bir bitki. Onu diyecektim. Yanlış mı diyor. Arsız derler. Yani arı başını gider yani. Öyle diyorlar. Şimdi ben Kale'de ilçe müdürlüğü de yaptım. Hekim ondan sonra bir yıl Kale'de ilçe müdürlüğüydüm. O dönemde maşlama sistemini başlattık biz. Naylon üstü maşlama sistemini başlattık. Geçen günde bir hastalık vardı. Müdür Bey'le ziyarete gittik. Çok da mutlu oldum. Şu an 100 dönüme yakın bir alanda çilek üretim var. Şahane. Bu 100 dönüm dediğimiz 5 tonla çarpım 500 ton demektir. Minimum 5 ton dönümden alacağı verim 500 ton demektir. Sadece Kale ilçemiz için söylüyorum. Şahane. Ve bunları ciddi rakamlarla çiftçilerimiz pazarlıyorlar. O da bizi mutlu ediyor. Yani yol kenarında başka türlü toplu bir şekilde bizim bu reçel fabrikalarımız var biliyorsunuz. Onlar toplu bir şekilde alıyorlar, değerlendiriyorlar. Şimdi bir KFC neydi o sistem? Çuğ FC miydi neydi? Bir dondurma sistemi var. Evet. Anlık bir tünelden geçiyor. Tabii. Alım garantisi. Şokluyorlar. Çok bunlar da öyle bunlar yapıyor. Ya. Mesela şu an ismini belki veren doğru olmaz burada ama 3 tane işletmemiz üreticiler diyor ki siz istediğiniz kadar üretin almışım ben. Çilek mi? Çilek. Demek pazarı var. Pazarı var. Doğan Yol'da da orada 10-12 dönüm civarındaydı. Halen devam ediyor. Ve Arapkir bölgemizde bir üreticimiz var. Biz istiyoruz ki mesela Kale bölgesi. Tamam, Kale'de KS ilk orada çıkıyor. Doğru. Yaş pazarlanıyor, güzel fiyatlara pazarlıyorlar. Bunlar hep doğru, hiç itirazımız yok. Ama orada da kayısının uygun olmadığı alanları belirleyip, yani buralarda sürekli kayısımız yanıyor. Madem böyle bir ürün mesela bulduk. Tabii ki. Hemen dönüştürmemiz lazım. Tamam. Çileğe dönüştürmemiz lazım. Çileğin pazarı var. Bahsettiğimiz bu 3 firma ne kadar ekerseniz ekin diyor. Ve onlara verdiği ürünün de çok böyle yani marketteki raftaki ürün kadar kalitesi olmasını istemiyorlar. Çünkü reçel yapacaklar, şoklayacaklar, parçalayacaklar. Yani birinci sınıf ürünlerini başka türlü pazarlayıp o şekilde pazarlayamadıklarını bu fabrikalara kafalarını çok karıştıran karşıdaki fiyat fazlalığı. Öyle oluyor herhalde, evet. Bana Kuluncak'tan şey geldi. Tuzlu bir halde kurutmuşlar. Domatesten bir numune geldi. Evet. Sevgili İskender getirmişti, İskender Yılmaz. Ya ben çok beğendim. Evet, biraz tuzlu. Biraz suda bırakacaksınız onu. Ondan sonra şahane bir ürün. Bu yıl da çok bedli bereketli geçmiş. Yani domates üretmek için çok mu doğru bir yer orası bilmiyorum ama Orta Doğu'ya, Avrupa'ya çok ciddi ihraç ediyorlar. Ne güzel bir ürün bulmuşlar. Üstad, şöyle diyeyim ben. Oradaki üreticimiz doğru tercihle yola çıkan. Bu işte. Evet, yani. Pazarını buldu, geldi, ilçe müdürümüzle görüştü. Uygun çeşit belirlendi. Bizim arkadaşlarımızın da tavsiyesiyle. Ve orada üretime başlandı. 5 yıldır çok karlı bir şekilde devam ediyor ve üstüne koyarak devam ediyor. Yani diyelim ki bu yıl 10 dönüm yaptıysa 12 dönüm daha fazla. Orada belki resimde görmüşsünüzdür. İşte çalışan cümlette sergenler var. Evet, sergeni var. Ve istihdam da var. Orada 8-10 tane bayan ablamız da orada bir şekilde geçimleri için katkıda bulunması açısından çalışıyorlar orada. İstihdam da oluşuyor aynı zamanda. Domates örneği, çilek örneği, bunun başka örnekleri de çok fazla. Yeter ki pazarını bulalım, doğru bir ürünü kendi arazimize buluşturalım ve ziraat mühendislerimizden dediğim gibi destek alalım. Yani çünkü şöyle, o işin eğitimini almış, uzmanlığı olan arkadaşlarımızın tavsiyeleri hayati derecede önemli. Tabii. Bir de şu var, ben bir Niğdeliler gecesine katıldım İstanbul'da Sayın Müdürüm. Adamların en çok konuştukları, mesela biz nasıl kayısı konuşuyorsak onlar patates konuşuyor. Ya bu sene patateste baş fiyat şu olmalı, patatesi şu fiyata satmalıyız. Adamların DYP dönemiydi, Doğru Yol Partisi bakanı çıktı konuştu. Evet. Şimdi Niğde Üniversitesi gelmiş, Darende de bir yer almış. Evet. Yenice bölgesini yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Baş direkt bölgesi. Organik patates üretiyor. Evet. Şimdi niye Darende mesela? Oraya çok fazla ilaç değmediği için mi? Hastalıktan hariç.
Şimdi onlarda patates sili hastalığı var mide bölgesinde. Hı-hı. Tohum için buralara seçiyorlar. Burada tohumu üretiyorlar. Bizim Darende bölgesinde ve ciddi anlamda da bir tohum üretim var orada. Onlar da mesela ilk geldiklerinde araziler patates üretimi için uygundu. Önce pilot uygulamayla başladılar. Şu an orada büyük bir firma ve başka firmalar da var. Tohumluklarını buradan alıyorlar ve Niğde'ye tohumluk olarak götürüyorlar. Peki burada kâr edeyim mi bizim üreticilerimiz? Ciddi, tabii ki, elbette ki. Ya ne mutluluklar, evet, işler bunlar. Yani az önce anlattığımız gibi, yani mesela diyelim ki ürününüz Kayseri'ye uygun değilse, elbette, evet, ki Kayseri baş tacımız. Bak, Kayseri neler çıktı değil mi? Nelerden bahsediyoruz yani? Kesinlikle. Kayseri baş tacımız, olmazsa olmazımız. Bizim dünya markamız. Ama olmuyorsa onu zorlaman da çok anlamı yok bence yani. Bir Doğan Şehir konuşmadan olmaz değil mi? Şimdi evet, Doğan Şehir'de, evet, de elmadan mı vazgeçiyoruz sanki? Biraz tütün para ediyor diye sanki. O bir tehlike mi? Ya da evet, ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle diyeyim. Hani bizim az önce anlattığım gibi bizim çiftçilerimizi zorlama bir durumumuz yok. Olsaydı, evet, eğer derdi ki bu tütün başka yerlerde olsun, siz bu işe girmeyin derdi. Çünkü bugün para ediyor ama yarın ne olacağı belli değil tütünün. Evet, inşallah. Elmayı kurduk. 5 yaşına geldi. Tam verim almaya başladık. Ve elmayla anılıyoruz Doğan Şehir olarak. Onu söküp yerine tütün dikmek çok ekonomik değil yani. 5-10 sene siliyorsunuz. Kesinlikle. Hı. Yani bugün para ediyor ama yarın bunun para edeceğinin garantisi yok. Mesela orada çok biliyorsunuz uğraşlar var. Kooperatifler kurulsun, bir alım fiyatı belirlensin falan. Biz orada elma kadar kar getirici bir ürünü getirip yerine koymadıkça ve onun da sürdürülebilir kılmadıkça elmadan vazgeçmemiz çok doğru değil. Doğru. Yani dese ki mesela bir tanesi, ben sizden her sene 100 liraya tütün alacağım ve sizden 30 yıllık anlaşma imzalıyorum. Ben o zaman elmasını söken vatandaşa lafım yok ama biraz ucu açık. Seneye ne olacağı belli değil. Belli değil. Elma da orada, mesela şöyle söyleyeyim, orada da ciddi çalışmalarımız oldu. Yani çiftçilerimiz mesela bir kısmı haklı olarak elmanın para etmediği yıllarda ya bunu ben niye sürdürüyorum ki dedi. Biz mesela orada bazı projeler ürettik. Projelerin bazı hayatı geçti. İşte üretici şartlarında soğuk hava depoları oluşturursun. Çiftçi hasat ettiği ürünü kendi evinin altında veyahut da uygun yerlerde depoya koysun. İşte kış döneminde çıkarıp pazara sunsun. Ciddi anlamda kar etsin diye. Ama çiftçiler bir kere o işten soğuyunca, bir de genç nüfus da önemli. Biliyorsunuz, genç nüfus kalmayınca. Tabii. Yoksa Doğan Şehir bizim ciddi anlamda ürün çeşitliliğinin olduğu bir ilçemiz. Yani Malatya'da özel bir bölge. 3 aşağı 5 yukarı bütün ürünler orada üretiliyor. Elma gibi de çok uygun şartlarda üretilen ve ciddi verim alınan bir ürünümüz var. Biz Tarım Orman Müdürlüğü olarak onun devam etmesini isteriz. Ha, çiftçilerimize tütün diktikleri için kızmıyoruz ama bence bir daha düşünmekte fayda var. Elmayı söküp tütün dikmek, ekmek ne kadar doğrudur, tarım ekonomisi açısından ne kadar doğrudur, onu da değerlendirmek lazım. Bu arada hazır ürünlerden bahsetmişken, şimdi su ürünlerine mezunluğuna gireceğim bir, o ayrı. Şey de beni çok heyecanlandırdı. Fırat Kalkınma Ajansı'nın verdiği bir destek var. Tarım İl Müdürlüğü işin içinde. Zaten Ziraat Mühendisi bir Doğan Şehir Belediye Başkanı var. Evet. Meslektaş vaziyette size. Kuru fasulyeyle ilgili olarak, evet, da orada bir proje başlatılıyormuş. Yani ben yıllarca o dermason fasulye konusunun Doğan Şehir'den gelinip alınıp İstanbul'daki 5 yıldızlı otellere pazarlandığını biliyorum. Şu değerli ürünlerimizi, evet, simgeleşen ürünlerimizi üzerine gitmekte fayda var. Bu da az önce anlattığımız projelerden biri aslında. Doğan Şehir için fasulye çok projesi. Güzel bir iş ya. Evet. Orada devletin çok katkısı. Evet. Yani orada aslında sahiplenmesi gerekenler de sahiplendi. Fırat Kalkınma Ajansı, belediye, tarım ilçe müdürlüğümüz, il müdürlüğümüz, bütün paydaşlar orada yerini aldı. Geriye sadece bu gelecek destekle çiftçilerin üretip ondan sonra bir kooperatif kanalıyla bunun satışa sunulması var. Batı'da örnekleri var biliyorsunuz. Onlar çok başarı hikayesi yazan yerler var. Neden bizim böyle bir başarı hikayemiz olmasın? Zaten Doğan Şehir fasulyeyle anılan bir ilçemiz. En güzel ürünü de bence orası üretiyor. Vallahi sofralarımıza gelen fasulyeden anlıyoruz. Bu Doğan Şehir fasulyesi mi, market fasulyesi mi diye belli oluyor. Bu şeyden sonra, pandemiden sonra tarım işinin önemi daha mı çok anlaşıldı? Yani, evde durabiliyorsunuz, dışarı çıkmayabiliyorsunuz ama beslemeden olmuyor. Ve sağlıklı beslemeden oluyor. Evet. Orada da şöyle, şimdi aslında hep vardı hayatımızda tarım. Hı. Yani hepimiz bir parça tarımı aslında
bir yerinden, kıyısından, köşesinden dokunmuştuk ama... Ama öneminin altını çizdiler. Yani. Çizdi. Vallahi öyle oldu. Yani ciddi anlamda akıllarda tarım en önemlisi. Hani bir Kızılay atasözü var ya işte, son nehir kuruyunca, son ağaç kesilince... Meşhur. Beyaz insan paranın yenmeyeceğini o zaman anlayacak diyor. Hakikaten öyle. Paranız var ama ulaşamıyorsunuz. Şu an Avrupa ülkeleri, Amerika'nın bir kısmı. Yani biz basından gördüğümüz kadarıyla onun doğruluğunu ben bilemem ama... Evet, ekonomiler güçlü ama gıdaya ulaşamıyorlar. Gıda, yani şu an hep su savaşları, petrol savaşları, tabii, bir de gıda savaşlarını ona eklememiz lazım. Tabii. İnşallah olmaz ama. %100. Evet, öyle bir şey var, öyle bir yarış var yani dünya genelinde. En çok mutlu olduğum şeylerden biri de mesela Malatya'nın milli ürünü. Bu yıl 400 milyon doları bulduk ihracatta, evet. İnşallah. Kayısı gibi. Bizim o şimdi işte üretim şey alım garantili çileğimiz gibi. Birçok ürün Avrupa'da sofralarda vazgeçilmez hale geldi. Evet. Yani ya kayısıyı bir köşeye koysak da falan mı devam etsek demediler. Diyet ürünü olarak, bir lif ürünü olarak, bir sindirim sistemini çalıştıran bir ürün olarak daha fazla sahip çıktılar. Bu nedenle hem para etti hem de biz ürünümüzün devamının olacağını anladık. Evet. Pandemi döneminde. Ben kesinlikle katılıyorum dediğinize. Mesela örnekleri var. Bunlar afaki rakamlar değil diyor. İşte ben havaalanında şu fiyata gördüm. Amerika'da bu fiyata. Tabii. Bunlar gerçek rakamlar. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Acizane fikrim. Şu an bu yıl var yılımız. Hani ecdat şöyle yaparmış Osmanlı. İşte ürünü hasat ettiğinde bir miktarı bahçesine ayrılmış. Bir miktarı evladına ayrılmış. Ailesine. Bir miktarını zekat olarak verilmiş. Öşür olarak. Evet. Bir miktarını ihtiyat akçesi olarak ayrılmış. Yani bu ihtiyat akçesi bir köşeye koyarmış. Ha. Bizim bu sene var yılımızsa ben elde ettiğimiz gelirin bahçelerimize de, onların da hakkı var üzerimize, o bahçelerinde uygun şekilde gübrelenmesi, sonbahar ilaçlanmasının yapılması, gerekiyorsa budanması, efendime söyleyeyim gerekli gübrelenme yapılması, biraz ödüllendirilmesini istiyorum kendi adıma acizane. Güzel. Şahane vallahi, doğru söylüyorsunuz. Bir de ben şeye de çok fazla takılıyorum Sayın Durum. Yani pandemi döneminde daha fazla farkına vardık tarım ve tarımsal hayatın öneminin ama mesela dışarı çıkış izni verilenlerin önde gelenleri tarımla ilgili olanlardı, evet. Değil mi? Tarlaya, bağa, bahçeye gidebilirsiniz. Kesinlikle. Falan. Niye? Çünkü evdeki ne yiyecek? Kesinlikle. İlk izinleri bizim çiftçilerimiz aldı. Evet. Bizim mühendislerimiz, tarım ilçe müdürlüklerimiz aldı. Çünkü hayat damarımızda kesilince devam duracaktı, evet. O yüzden. Ya ben önümüzdeki dönemlerde bu işin çok daha önemseneceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de ürün yelpazesi itibariyle Malatya çok daha şeylere herhalde müsait, değil mi? Ülkede yıldızı parlayacak bir il Malatya. Yani bizde tropikal meyveler hariç aşağı yukarı bütün ürünler üretiliyor ilimizde. Üretilebilir. Ve çiftçilerimiz bilinçli. Yani o anlamda biz mesela çiftçilerimize muhatap olduğumuzda karşılık bulabiliyoruz. Çiftçilerimiz bizimle ortak çalışıyorlar, tavsiyelerimize uyuyorlar. Ama daha fazla gelir elde etmeleri için daha fazla birliktelik istiyoruz biz çiftçilerimizden. Hadi, hadi inşallah. Evet, inşallah. Şimdi Sayın Tahir Macit'le daha önce yaptığımız programlardan en az ikisinde şöyle bir şey yaptı, tam da sizin uzmanlık alanınız. Dedi ki açık çağrı yaptı. İzleme şansınız oldu mu? İzledim. Gelin dedi kardeşim Tarım İl Müdürlüğü'ne. Size ücretsiz danışmanlık yapalım. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorsunuz. Aynen öyle. İstediğiniz kadar ürün üretin. Su ürünleri mahiyetinde söylüyor bunu. Pazar açık. Çok ciddi bir şey var. Talep var. Çok da karlı bir şey. Destekleri de var bu işin. Gelin dedi. Şimdi Elazığ'dan falan belli haberler duyuyoruz. Malatya'mızda da belli haberler duyuyoruz. Üzüldüğüm bir şey, bilmiyorum. Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde su ürünleriyle ilgili çok iyi bir tesis vardı. Herhalde kapandı o. Kapandı. İnşallah açılır en kısa zamanda buna benzer olanlar. Potansiyelimiz nedir, evet. Durumumuz nedir Sayın? Şimdi öncelikle Tarım İl Müdürümüzün bu çağrısı karşılık buldu. Yani çok ciddi yatırımlar, gelip Malatya'da yatırım yaptılar. Su ürünleriyle ilgili. Yani ülke genelinde ciddi çapta bizim kapasitesi olan... Baraj Gölü'de baraj çok gölü. Büyük şansımız. Şimdi şöyle diyeyim, Karakara Baraj Gölü Havzası toplamda 90 bin ton üzerinde üretim yapmaya elverişli bir alan. Hı-hı. Şu an biz bir alanın 9 bin, 10 bin tonunu kullanıyoruz. %10'lu. Yani %10'lu kullanıyoruz. Elazığ'la simetrik bir şekilde bölmüşler Baraj Gölü'nü. Bir kısmı Elazığ'da, bazı bölgeler, bir kısmı bizde. Hı-hı. Elazığ'da Keban'daki çırçırın ciddi anlamda üretimi olduğu için... Şu an Türkiye'de en fazla alabalık, yani iç sularda tatlı su balığı üreten il Elazığ. Ama ikinci de biziz.
Malatya. Aha, aha. Yani işte bütün illeri kıyasladığımızda iç sularda ciddi anlamda kapasitesi olan iller var ama biz bu Karakaya Baraj Gölü'ndeki bu yatırımcıların gelmesiyle 9-10 bin ton üretim yaptık. Bu üretimimizin de ekserisi somon ve yurt dışına bunu ihraç ettik somonları. Türk somonu diye gidiyor. Yani normalde alabalık ama. Çok iyi ya. Çok nereye gidiyor? Rusya falan mı yok? Yani şöyle söyleyeyim. 14-15 ülkenin üstünde bir ihracat alanımız var. Rusya'dan Amerika'sına, İsveç'ine kadar yani esas balık gidiyor. Memleketlerine kadar biz somon, Türk somonu gönderiyoruz. Dondurulup gönderilmiyor. Evet, şoklayıp götürülüyor. Bu büyük firmalar yapıyor bu işi. Onun da nedeni şimdi normal doğal ortamdan avcılık yönünde elde edilen somonlarda bir takım kalıntılara rastlandı. Kimyevi kalıntılara rastlandı. Deniz kirliliğinden kaynaklı. Hı. Avrupa'da doğal somona şey azaldı. Yani itibar etmiyorlar artık eskisi kadar. Hı. Bizim kontrol bir şekilde kültür ortamında ürettiğimiz somonlar sağlıklı olduğu için onlara nazaran bizim Türk somonuna yöneliş var şu an. Ve biz bunun tamamını yurt dışına ihraç ettik. Şimdi bizim burada sevineceğimiz bir haber, bir başlıkta biz yavru üretimde Türkiye'de lideriz. 52 milyon adet yavru balık üretiyoruz. Türkiye'de lideriz. Şimdi genel durumumuz bu alabalık, somon falan hepsi mi? Alabalık, evet alabalık. Aha. Alabalık'ta 52 milyon adetle Türkiye'de lideriz. Birinci sıradayız. Genel durumumuz buraya geldiğinde sizden bir söz istedi. Dedi ki ben sizden söz istiyorum. Sizin alanlarınız, kaynaklarınız yavru üretimine uygun. Ben bir dahaki geldiğimde sizi Türkiye'nin lideri olmak görmek istiyorum dedi. Biz ziyaretine gittiğimizde dedi ki sen gelin dur. Sizin gelmeden biz geldik size. Biz şu an lideriz inanmadı. Kayseri önde. Dedik yok biz öndeyiz. 52 milyon üretimimiz var. Sayın Valimiz, Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız hatırlarsanız bir balıkçılık OSB'nin startını vermişti. Hı hı. Şimdi onun o start verildikten sonra biz daha gayretli bir şekilde çalışmaya başladık. Mesela Türkiye çapında bu işe kaynak ayırabilecek, bu işten anlayan uzmanları, yatırımcıları, iş adamlarını buraya çağırdık, davet ettik. Bunlar şu an bizim 2023 yılında eğer Allah'tan bir mani olmasa 9 bin tonluk üretimimiz 15-16 bin tonları bulacak. Yani Elazığ'ı biraz daha yakalayacağız. Onların artısı Elazığ'ın kaç mıdır bunu da öğrenelim. 20 bin civarında. Onu yakalarız. Evet. Yani rakamlar o gerçek üretimde odur diye düşünüyorum. Hı hı. Bizim normalde bir sonraki adımımız da üretilen bu balıkların işlenmesi, yurt dışına işlenmiş ürün olarak pazarlanması. Şu an işleme tesisiniz yok değil mi? Bizde yok. Alima vardı. Yani bilmiyorum isim söylememizin bir şey var mı? Ben çok heyecanlanıyordum. Evet. Ona. Biz yani şöyle söyleyeyim. 6000 artı 6000 12000 ton yıllık kapasitesi vardı onların. Şoklanmış. Ne yapıyorlardı Sayın Müdürüm onlar? Onlar şoklanmış, tuzlanmış, tütsülenmiş balık. Yani Avrupa'nın özellikle Japonya'nın damak zevkine uygun meşe odunun dumanında tütsülenmiş ha. balık vardı. O aromayı veriyor. O aromayı veriyor. Çok lezzetli. Bilmiyorum denediniz mi? Konservantist bir şey mi yapıyorlar bunlar? Ne yapıyorlar? Meşe odunun dumanıyla balığı tütsüyle pişiriyorlar. Tamam onu nasıl bir ambalajla gönderiyorlar? Şoklayın. Ha şoklama yine. Heh. Böyle poşetli moşetli. Tabii poşetli vardı. Ama pişiriliş tarzı meşe odunun dumanıyla, tütsüsüyle işte isiyle pişiriliyordu. Buna benzer tutuklanmış, flote edilmiş balıkları böyle çeşitli şekillerde alıp yurt dışına pazarlıyorlardı. Şu çok ciddi anlamda yurt dışına pazar buldular. İşte bir takım olaylardan sonra biliyorsunuz kapanmak durumunda kaldı. Biz öyle de çok üzüldük kapanmasına. Hakikaten öyle. Hatta devrolunması için çok çaba sarf ettik. Biri gelsin devralsın diye. Bunların hiçbirine biz muvaffak olamadık ama işte Elazığ'da bir işlem ünitemiz var. Biz bu bahsettiğimiz büyük yatırımcılara dedik ki Malatya 6. bölgede buyurun gelin. Teşvik. Teşvik var. Çok. Siz burada bir işlem ünitesi açın. Biz size şeyde soğuk hava depoları da buluruz. Burada işleyin balığı. Biz Malatya'yı işleme üssü, yavru balık üretim üssü, somon, alabalık üretim üssü haline getirelim. Biz burada bence hedefimizi yakaladık. 2022 hedeflerimizi yakaladık. 2023 hedeflerimiz dediğim gibi 15-16 bin ton. Hadi Allah'tan mani olmasa onu da yakalayacağız. Ve ihraç değerleri açısından bir zaman Alima falan varken Kayısı'dan sonraki en fazla ihraç geliri elde ettiğimiz ürün balıktı. Şimdi yine ciddi anlamda ihraç katkısı var balığın. Yani Kayısı'yı geçmeyelim. Kayısı bizim baş tacımız ama Kayısı'ya yakın değerlerde ihraç geliri elde ederiz diye planımız var. Kayısı bizim her şeyimiz, canımız, ciğerimiz de. Burada da böyle bir şey varsa var. Nasıl görmezden geleceğiz? Görmezden gelmeyelim. 9 bin ton balıkla mesela ne kadar gelir elde etmiş olabiliriz ihracatta? Yani şu an onlar 80-100 liraya sattılar bunu. Dolayısıyla 900 milyon gibi bir rakam mı yapıyor? Yanlış mı hesapladım? Yaklaşık öyle bir şey. 90 liraya 9 bin ton 90 milyon yani çok TL. Enteresan ya. Yani bir 900, de şey yok. 90 milyon. Pazar sıkıntısı yok değil mi? Pazar sıkıntısı yok. Bu bahsettiğim büyük firmalar zaten şunu teşvik ediyorlar. Diyorlar biz gelip yerleştikten sonra
böyle fason üretim yapalım burada. Yani bizim dışımızdaki üreticilerin de balıklarını alıp şoklayıp yurt dışına pazarlayalım istiyorlar. Tamam. Bu zinciri sağlayabilirsek Malatya'da yani kayısıdan sonraki en fazla gelir elde ettiğimiz ürün su ürünleri ve buna bağlı tesiste kurduğumuzda yani bizim tahminimiz ciddi anlamda gençler burada İstanbul olacak. Bu şeyler faaliyete geçerse. Şey. Ve Malatya'nın adını biz dünyaya duyurmuş olacağız. Şu an mesela yurt dışında bazı yatırımcılar var. Bizim kaynakların bilgilerini gönderdiğimizde şaşırıyorlar. Yani sizin böyle doğal su kaynaklarınız var diyorlar. Ki Malatya yavru balık üretimi için ciddi anlamda kaynağa sahip. Bu konuda o kaynaklar hangisi? Yani bir Pötürge'de geçen bir kaynak tespit ettik. 100 litre üzerinde bir şeyi var. Ondan şahane. Sonra evet Porga tarafında bir yerde bir tespit ettik. O da 200 litre civarında bir kaynağı var. Ayvalı bölgesinde, Doğanşehir bölgesinde. Doğanşehir'de yani, biliyorum evet, mesela. Yani ama o bölgelerde, Ayvalı'yı bilmiyorum. Var Ayvalı'da ciddi anlamda yavru balık üreteceğimiz tesislerimiz var. Yani diyelim bugüne kadar hep böyle akmış, sadece bahçe sulamışız. Biz istiyoruz ki birinci... Ama bu kadar güzel bir tatlı su kaynağından bunu da elde edelim tabii. Yani. Ya. Çünkü bu yani dünyada çok az rastlanır kalitede sular. Geçen mesela ölçtüğümüz suyun sıcaklığı 9 dereceydi. Hani diyorlar işte karpuz koyduk çatladı, elimizi tutamadık içine falan. O ayarda bir su. Ve debisi de 100 litrenin üstünde. Yani hangisi? Pötürge mi? Porga'daki. Porga'da. Pötürge'deki de ona yakın. Yani bu kaynaklarda mesela birinci... Bunları değerlendirmemiz lazım. Gene sulamaya verebiliriz. Sulamaya vermemiz önünde bir engel de yok. Sayın Müdürüm çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür tam ederim. Bir resmi gazetenin sonunda ÇKS ile ilgili evet, aynı evet, gün sizlerle bir şey söyledik. Bu arada tekrar ifade etmiş olalım. 1 Eylül'de başladı. 31 Aralık tarihine kadar ÇKS ile ilgili tanımlamaları tamamen E-Devlet üzerinden değil mi? Tabii ki. Yapabilecekler. Tabii, hiç öncelikle size gelmelerine gerek yok. Kes bizde işleri yok. Ama beceremiyoruz derlerse buyursunlar. Buyursunlar. Her zaman bekleriz. Tamam. Akıllı telefon yoksa gençlerin elinde. Bakmayın siz muhtarlarda da akıllı telefon var artık. Herkeste var. Onlarda da internet var. Beni en çok etkileyen konulardan bir tanesi kayısı ve verimsizleştiği alanlardaki dönüşüm projesi. Bir de şu su ürünlerinin üzerine biz bir gidelim. Bununla ilgili alanda bir program yapalım bir gün. Başüstüne. Sayın Müdürüm. Başüstüne. Ya, alanda yapalım dersen... sizinle beraber valla. Yani gidelim yer görelim yani. Şöyle diyeyim bu aydan bu ayın içerisinde yavru balık bırakmaya başlayacaklar. Tamam. Siz ne zaman uygun olursanız. Müdür... Yok biz orada sizden haber bekliyoruz söz. Başüstüne. Benim randevum sizinle ilgili söz. Tabii ki tabii. Siz ki, tamam derseniz direkt gideriz. Çünkü Malatya için çok önemli bir yani hikaye bu. Yani oradan haberdar olmayan birçok insan var. Hem tamam, ilimiz aldık. Çok iyi olur. İlimiz, aldık kabul ettik. İlimiz tanımış olur. Tamam efendim. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Karaca'ya çok teşekkür ediyorum. Çok verimli bir program oldu. Ama söz bunu yapacağız. Bir kendisinden haber bekleyeceğim. Sayın Tahir Müdürüm de bu konuda çok heyecanlı. Onu da biliyorum ama niye heyecanlandığını daha iyi anladım. Çünkü bitmeyen bir talep, yeterince sunamadığımız bir arz var ve arttırma ihtimalimiz var. Var. Çok ciddi. Hepinize iyi günler diliyorum. Sayın Karaca'ya bir kez daha çok teşekkür ederim. Anlatırım Karaca'ya. Yayında yapımda emeğe geçen arkadaşlarım adına hoşçakalın diyerek ayrılıyoruz. Huzurlarınızdan değerli izleyenlerimiz.